Tofaş çok fazla akışın olduğu ve artık günümüzde 1500 tane aracın bir dakikanın dahi altında aracın üretildiği bir fabrika. Bu açıdan baktığınızda milyonlara aşkın bir malzeme hareketi var bir günü düşündüğünüzde Tofaş'ta ve tedarik zinciri lojistik bunun göbeğinde bir departman. Ben de iç lojistik geliştirme uzmanı olarak aslında metot tarafında bu akışların en iyi olması için elimden geleni yapıyor şekilde bir günümü geçiriyorum. Şöyle ki ilk olarak iki ana başlıkta düşünebilirsiniz. Mevcut süreçlerin en iyilenmesi, en iyi hale getirilmesi. Bir diğeri ise yeni süreçlerin en iyi şekilde tasarlanması. Örneğin şu anda Fiat Tofaş fabrikası yeni bir araç çıkarıyor. Araç ailesi çıkarıyor. Egea araç ailesi. Bu yeni aracımızın hatları yeni baştan tasarlanıyor. Malzeme akışları yeni baştan tasarlanıyor. Örneğin bu ikinci söylemiş olduğum grup. Yani yeni akışlar yaratılıyor. Yeni bir yerleşim yaratılıyor. Bunu en iyi şekilde devreye almak ve bu projeyi hayata geçirmek bizim departmanımızın işi. Ve ben iç lojistik geliştirme uzmanı olarak örneğin 3 yıldır bu projede çalışıyorum. Yeni aracımızın üretilmesi konusunda en iyi fabrika yerleşimi, en iyi akışlar ve en iyi lojistiğin oluşturulması konusunda. Onun için benim bir günüm daha çok bu projelerle ilgili toplantılarla ve diğer departmanlarla iletişim halinde geçiyor. Aslında kendi açımdan baktığımda en önemli sözcük iletişim. Çünkü bir araç üretilirken o aracın üzerinde üretim biriminin, kalite biriminin, lojistik biriminin, iş güvenliği biriminin gibi böyle onlarca birimin emeği oluyor ve onların iş yükleri oluyor. O açıdan en doğru akışı biz lojistik olarak tasarlarken tüm bu birimlerle birlikte aslında ortak bir paydada buluşuyoruz.